oğlunun. İsmail nasıl bir çocuktu? İsmail nasıl biriydi? Yani sessiz çok biri. Çok mükemmel bir çocuktu. Çok efendi bir çocuktu. Çok iyi bir çocuktu. Peki neden hayatına son versin? Ya işte onu ben bilemem. Mükemmel benim servisimdeki en efendi kimse kim derseniz o çocuktu. Ya para sıkıntısı yok. Aile en son model bir araba almış. Para sıkıntısı yok. Hiçbir derdi yok. İki evin tek oğlu. İki kardeşinin çocuğu yok. Tek şey var. Evet aynen öyle. Evet para sıkıntısı yoksa size ne borcu olabilir ki acaba? Hayır bir dakika. Bir dakika. Ha. Bana dediği kelimeyi söylüyorum size. Buyur. Dedi ki Faruk abi dedi benim ben dedi kredi kartımı çektim ödeyemedim dedi. Bunu yalan. Yatırıp çekiver yalan. Bana dedi. Bunların hepsi yalan. Ortaya çıkar zaten. Kredi kartı yalan. Borcu var ben mı yok mu? Yalan. Yalan. Benim parayla ilgili yalan. Bir sıkıntım yok. Lan bundan 5 tane para alınmaz lan. 5 tane para alınmaz. Yalan. Kaç tane adam dolandırdı bu? Dolandırıcı Allah Allah. Yalan. Kimi dolandırdı ki Faruk Bey? Kimi dolandırmış? Lan konuşma. Benzin istasyonu varmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size tek kelime bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Bir şey demiyorum size. İlk adama sorsana oğluna ne zaman aşık vermiş? Oğlu. Seni konuştu. O kadar durumu çok iyiydi de fabrikada. Bu kadar 8 saat, 12 saat, 8 milyar parayı niye çalıştırmaya gönderdin? Ya, neden gönderdin? Sen de verdin. Ondan sonra çok iyi bir adam çalışma olsa, kötü bir şey mi Faruk Bey? Bir dakika. Çalışma kötü bir şey mi? Ya, benim hakkımda iddia ediyor ya. Size tek kelime bir şey soracağım. Oğlunu ölmüş. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir çocuktu. Çok da benim servisimdeki en iyi bir çocuktu. Allah acıyı bana tattırdı. Ona da tattırsın. Allah bana tattırdı. Ona da tattırsın. Ama lütfen birbirinizi dinleyin. Ama ben size bir şey söylüyorum. Buyur Faruk Bey. Ben size bir şey söyleyeyim. O adam oraya olamaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Al Faruk Bey'in sesini. Al Faruk Bey'in sesini. Sonuçta bu insan gerçekten hayatına son verdiyse ilk bir dakika lütfen. İlk ölüm tutanağında hayatına son vermiştir raporu varsa ki daha detaylı otopsi raporunu istemiş sayın savcımız. Böyle bir şey olsa zaten biz zaten konu kalmayız. Hayatına son verdiğini biliyor ne demek ya? Böyle bir boynu kırılmamış çocuğun. Diyorum ki ben size seher o sırada elinde bıçak var ve kendini savunuyor. Ayakkabı bağcığını İsmail nasıl aldı Faruk Bey? Gözünüzü seveyim i̇şte ya. Bilmem onu sahne sorun. Ya bu çocuk... Onu ben bilmem. Ben olayın içinde yokum, dışında yokum. Ben sadece benzinliğimde otururken insanlık yapmışım, gitmişim. Bir tane evladın, benden yardım dileyen bir evladın yanına koşmuşum. Ya özür dilerim bir dakika hakaret etmeyelim de. Faruk Bey bu kızın babası yok mu, abisi yok mu, akrabası yok mu? Tanıdığı kimse yok mu ki sizi arıyor? Ya ki başka insanı siz sadece diyorsunuz ki ben servis şoförü yapıyorum. Serviste tanırım ikisini de. İkisiyle de bir samimiyetim, muhabbetim yok diyorsunuz. Ama hayır bir dakika. Samimiyetim, muhabbetim olmaz mı? Hepsini çok iyi tanıyorum. Öyle şey mi olur? Ama insan başına böyle bir şey geliyorsa ona samimi yani şimdi olaylı şey. Bakın beni dinleyin. Buyur. Şimdi ben kıza ilk dedim kızım jandarmaya senin bu halin ne dedim ben? Bak bir dakika ben size olanlara ne oldu sana ne oldu? O günü anlatır mısınız? O günü bir daha baştan anlatın. Ne bu senin halin dedim ben. O da dedi ki İsmail yaptı. Kim İsmail dedim ben. Bizim servisteki kızım o niye yapsak sana bunu dedim direkt. Kız ne haldeydi Faruk Bey? Kız ne haldeydi? İlk görüşünü aldınız siz. Bakın raporlar ve şeyler var. Kızın vücudunda bir darp izi yok. Rapora göre kızın Seher'in vücudunda bir darp izi yok Faruk Bey. Siz ilk benim aldığımdaki fotoğrafı göreceksiniz. Fotoğraf mı çektiniz? Tabii gönderin, gönderin. Konuşmazsınız. Tamam. Konuşmazsınız bile hiçbir şekilde. Peki siz olayı belgelemişsiniz anladığım kadarıyla. Kızın fotoğrafı... Hayır belgelemişsiniz demek ne demek ya ben... Ya kız belgelemiştir. İyi bir şey yapmış. Kötü bir şey yapmamış canım. Olayı niye tersinden bakıyorsunuz? Hemen gördüm. Kızım dedim senin bu halinle hemen dedim jandarmaya haber verelim. Kız dedi ki bana Faruk abi dedi. Allah'ın aşkına anam babam duymasın beni döven derken öldürür. Jandarmaya falan haber vermeyin. Şimdi Faruk Bey kızım, özür dilerim. Ne olacak dedim. Bir dakika. Ha söyle. Ben konuşayım siz dinleyin. Tamam söyle dinliyorum. Ha, ondan sonra ben dedim ki kızım jandarmaya haber versek iyi olur. İsmail nerede dedim ben. Abi dedi o dedi Kırıktepe'sinde kaldı dedi. Hemen o zaman dedim ki bakın benim düşüncem ne? Hemen oradan eşimi aradım direkt. Yaptığımız yok, bunu yaptığımız yok. Hemen ben eşimi aradım. Bir dakika konuşabilir miyim? Bir dakika konuşsun Faruk. Evet söyle.
Kontrol edin, toparla. Beyzinli'ye gel. Elemanımı gönderdim eşimi almaya. Geldi Beyzinli'ye. Şehrin dedim durumu çok kötü. İsmail dedim. Kavga. Bir dakika Faruk Bey, bir adım adım gidelim mi, müsaade edin. Bir bağırmadan konuşun, anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Seher'le İsmail'in buluştuğu yer nasıl bir yer? Ya buluştu geldim dağ başı böyle. Biz bulamadık zaten ilk önce. 4-5 tane farklı farklı yollara gittik. Ha. Seher yanımızda olduğu halde bulamadık. Tamam, dağ başı gibi bir yer. Dağ başı zaten. Dağ başı. Sizin benzin istasyonuna ne kadar uzaklıkta? Kaç kilometredir? 3 kilometre yoktur. 3 kilometre yok. Bir dakika ya. Lütfen. Bir dakika dur Mehmet Bey, bir dakika. 3 kilometre falan. Hadi 5 diyelim, 3 diyelim, 2 diyelim. Peki. Evet. Onlar bir sonra bakacağız. Muhabirimiz şu an bölgede çalışıyor zaten. Bana şunu söyler misiniz? Seher sizi aradığında saat kaçtı? Ben onu şu an hatırlayamam. Benim bütün bir şey... Yardımcı olayım. Yardımcı olayım Faruk Bey. Öğle saatleri miydi? Hayır. Öğleden sonraydı. Servis gittiydi bizim o zaman. Akşamüstü. Akşamüstü 3-3.5 civarla. Tam bak hatırlamıyorum saatleri. Tamam abi, aşağı yukarı 3.5 civarı falan. Evet. Önce sizi telefonla arıyor, bilgi veriyor size. Doğru mu? Yardım bilgi istiyor. Yardım istiyor. Allah aşkına Faruk yardım abi istiyor. Aynen. Ne istiyor? Yardım isterken ki amacı ne? Sizin oraya mı gelmeniz? Onu oradan almamış. Bakın bir dakika. Onu ilk önce Seher'i alıp sonra da İsmail'i alıp bu olayı kapatmakmış. Tamam. Yani siz... annem babam duymasın bu olayı diyerekten. Tamam, siz peki hemen arabayla gittiniz mi yoksa eşinizi ve arkadaşınızı mı beklediniz? Bakın ben şimdi telefon geldi. Ben gittim Seher'e, ilk önce olduğu yeri bulamadım. Tamam. Gittim ileride bir çoban var, ona sordum. Ta ileri bir köye çıkmış varmış. Orada insanlara sordum. Orada da dediler ki geride kaldı, senin dediğin yer geride kaldı dediler. Oradan ben geriye döndüm. Tamam mı? Evet. Geriye döndüm, şeye gittim. Seher'in olduğu yere gittim. En son bir tane çobana sordum, bu şu levha nerede dedim. O da dedi ki şurada dedi. Gittim zaten yolun kenarında yığılmış kalmış. Dedim sana ne oldu böyle dedim ben. Nasıldı? Seher'in durumu nasıl? Üstü başı nasıldı Seher? Kan devan içinde, yırtık pırtık içinde. Yırtık pırtık içinde. Kesik var mıydı vücudunda? Ben onu ne bileyim, ben vücuduna mı bakacağım kız çocuğum? Hayır ne bileyim, o sırada yani kolları kesiktir, bir yeri görünen yerlerinden bahsediyorum. Ben onu gördüm zaten, böyle psikolojim bozuldu. Dizlerimden altında derman kesildi benim çocuğu görünce. Peki İsmail neredeymiş, ne dedi size? Bana dedi ki, Faruk abi, dedim kızım sana ne oldu böyle dedim ben. O da dedi ki bana, Faruk abi İsmail yaptı. Kim İsmail dedim ben, bizim servisteki İsmail. Kızım sana niye yaptı bunu, ne oldu, yapmaz İsmail dedim ben. İsmail ona ne yapmış? Ya işte ilk önce bunu kaçırmaya çalışmış. Dayanamıyorum. Doğrudan kaçırmaya çalışmış. Önce bunlar uçağa gitmişler. Gezmişler, tozmuşlar, etmişler, tutmuşlar. Benim duyduklarım bunlar. Doğru, yalandır ben bilmem. Evet, tamam. Ondan sonra da geri gelirken İsmail demiş ki, benim duyduğuma göre. İsmail demiş, Seher seni bana yar etmezler, ben seni kaçırayım. Ondan sonra zaten... bundan sonrası Seher anlattı bana. Her tarafı orada zorla kaçıracağını duyunca Seher boğuşmaya başlamışlar bunlar. Oradan da Kınık Parkı var bizim, işte o dedikleri yer. Faruk Bey, ayağında ayakkabıları var mıydı Seher'in? Vallahi ben yalan ayak mıydı? Ayakkabıları var mıydı? Yok, onu orasını hatırlamıyorum ki. Yani arabaya binip götüren adam bilmez mi yanında ayakkabı olup olmadığı önemli kızımızın. Bilmem ya. Çünkü ayakkabı bağcığını almış ya. Nasıl bilmem ya? Bütün savcılıkta vardır. Ben kimseye yalan söyleme gibi bir şeyim yok Mehmet amca. Senin hayatın yalan. Var diyerekten sana bir şey demiyorum. Evladına bir şey oldu diyerekten bir şey demiyorum ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Sizin yaptığınız ayıp benim asıl bunu, asıl bunu yapan sensin. Yarın da katilsin. Allah beni tahtırsın. Beni de tahtırsın. Senin yalan. Türkiye duysun. 100 lira para için boğdum. Tüm Türkiye duysun. Tüm Türkiye duysun. Bu faranın bu kancı. Katil. Ay hakaret yok, duymadım ben. Bediye Hanım. Katil. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sizin insanlığınız.
sesini bir alalım. Faruk Bey bir sakin olun. Kimse sizi suçlamıyor. Bildiğiniz bir şey varsa da. İstemeyin ya. Değil mi? Yani Tuncay Hanım, yani biz kimseyi suçluyor muyuz? Allah aşkına yani. Kesinlikle suçlamıyorsunuz. Benim birkaç aslında dikkat ettiğim nokta var. Bir Seher'e nasıl ulaştı? Ayakkabısını nasıl bilmez adam ya? Değil. Ya Seher onu aramış. Öyle Seher diyor. Onu aradı ama nerede bekledi? Faruk Bey onu nerede buldu? Tamam, güzel soru. Faruk Bey, avukatımız, hukukçumuz Tuncay Hanım soruyor. Bu soruyu duydunuz mu? Duydum. Ha. Bakın. Bir sakin. Evet. Kızının o park alanının altında benzinliğim var. Evet. Tamam mı? Şimdi aradı. O dağdan aşağıya inmiş o. Tamam mı? Evet. O dağdan aşağı inmiş. Zaten yani tam adını bilmiyorum ama 4-5 kilo yoktur herhalde tahminim. Git ben hemen kızım sana ne oldu dedim ben. Abi dedi çabuk yetiş kurbanım olayım dedi. Ben de o can havliyle arabama bindim. Hepsi kamera görüntülerim var saatte. Tamam. Hemen Seher'i aldık geri geldik kamera görüntülerim var. Kamera görüntüleriniz var yani orada öyle mi? Var tabii canım bizim kamera görüntülerim var tabii canım. Benim Allah'a çok şükürler olsun. Kanunen de Allah katında da vicdanım rahat. Yani hiç kimse yanlış peki kelamda bulunmasın. Benim zaten niye öldüreyim? O adam diyor ya 100 milyar. Ya benim 100 milyara falan ihtiyacım yok. Yok. Ama bakın eğer sizin bilmiyoruz kimin neye hangi para ihtiyacı olduğunu ama sonuçta yok. Veri alışverişi varsa ki yok diyorsanız yoktur yani. Sonuçta şu anda bakıyor. Yok. Yok kredi çekilmiş diyor. Yok bilmem ne olmuş. Neden olacak? Senin görüntülerin var bankada be? Görüntülerin var be? Görüntülerin var. Ödemeksi kredi çekmiş. Bankaya girerken ikiniz giriyorsunuz ya. İkimiz gittik girdiniz bankaya ya. İkimiz değil herkes biliyor bunu. Ben öyle ne işin var çocuğun yanında? Ne işin var? Beraber görüntülerde sizin bankada. Sana bir şey söyleyeyim. Bankaya ikiniz. Bir şey söyleyeceğim. Hangi bankadan kredi çektiğini nereden biliyorsunuz? Dokümanı çıkarttım ya. İsmini söylemeyelim de. Siz mi gittiniz beraber? Ya benim gizli saklı bir şeyim var? Ya beyefendi söyleyemiyoruz reklam icabı. Ben de mi bağırayım? Öyle mi konuşalım? Bağırma. Biliriz ya. Benim tavrım böyle. Olay ya tövbe estağfurullah ya. Ya anlaşabiliriz. Soru soruyoruz. Gazeteciyim ben. Sorulara yanıt ver Faruk Beyciğim ya. Ne bağırıyorsun? Allah'ım ya amma bağırıyor yani. Görüntülerin olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben savcının içerisinde izledim. İkisi geziyorlar bankanın içinde. Girdiler çıktılar arabaya bindiler gittiler. Yani Faruk, yalan söylesin. Faruk Bey'le beraber gidiyorlar bankaya şey beraber yapıyor. Görüntüsü var. Senin savcımız mı gösterdi? Savcı gösterdi. Evet. Konuş. Soruyorlardır tabii. Dinlediniz mi Faruk Bey? Duydunuz mu? Görmüş baba görüntülerde sizi İsmail'le beraber. Arasının üstünde internet var. Tamam Mehmet Bey. Bir numaralı yalancı. Yalan söylüyor. Görüntü var. Yarın savcı geldi. Ya olmayan bir şey niye yalan söylesin Faruk Bey? Yalan söylüyor. Herkes her... Mehmet Bey bir dakika ne olur çıkacak Faruk Bey'e sor. Mehmet Bey peki bu ailenin derdi ne ki sizle ilgili yalan söylesin? Aynen öyle. Bir dakika ben size bir şey söyleyeyim. Söyle. Yok ben Seher'i satmışım. Ya ne kötü bir insan bunlar. Vadili İsmail'i kandırdığını Seher'i... Bir dakika İsmail... Arkadaşım ben evlilik vaadi niye bulunayım? Ben manyak mıyım ya? Görüntü var. Ya tamam görüntü işte ben var. Diyorum ki ben senin oğlum... Ne işin var sen çocuğun yanında? Ne işin var? Anlıyorum. Borcu. Şu Faruk Bey'in alalım lütfen şeyini. İddia şu. Seher'i kullanarak işte evlilik vaadiyle İsmail'i kandırdığı iddiası var. Aynısı. İşte kredi çektiriyor ama Faruk Bey de diyor ki benim diyor benzin istasyonum var şey çekiyorum. Otak. Kiralık değil mi bu ya? Kiralık. Paraya ihtiyacım yok ki diyor yani. Hmm. O da paraya ihtiyacım yok. Yalan. Beri Hanım peki siz oğlunuzun öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Niye öldürdüğünü düşünüyor. Kızından ikisi bunlar. Beraber. O gün Sevrisinan geldi de bu kızı niye getirmedi bu? O da bıraktı uşakta, bilerek bıraktı, oğlanı da aradı, orayı gitti, kumpas bilerek kurdular. Bıraktı. Kumpas kurdular çocuğu ya. Ha,
Tamam peki biz sevgili Seher eğer sen gerçekten orada tatsız bir olayla karşı karşıya kaldıysan bunun birinci ağızdan senden dinlemek istiyoruz. Çünkü bu artık hayır öyle deme bilmiyoruz onun katil olup olmadığını zaten. Ama bir soru sormaya devam edeceğiz. Sana da sorularım var sevgili Seher. Lütfen sana ulaşmak istiyoruz. Ekiplerim şu anda Manisa'dalar. Lütfen sen de cevap hakkını kullan. Seninle ilgili bazı bilgiler de kulağıma geldi. Endişelendiğin şu anda bir korku içinde olduğunla ilgili bazı ihbarlar var. Lütfen sevgili Selendililer bu olayla ilgili ne biliyorsanız ihbarlarınızı bekliyoruz. Burada bir anne baba iki evin tek oğlu. Ya maalesef ne diyorsun ya? Hayatım bitti benim ya. Hayatım bitti benim. Keşke 100 lira daha 200 lira daha paralsaydı bu. 8-12 saat çalışıyormuş. Sen elin çalıştığının ne işin? Sen gibi hırsızlık mı yaptın? Öyle demeyin öyle bilmiyoruz. Kendi keşke 500 lira alsaydı. Altında karabayı alsaydı ya. Ama oğlum hayatta olsaydı. Oğlum hayatta olsaydı ya. Tamam ben ya size... Ya sıfır araba aldım ben ona ya. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Yok altın borcu var. Ben seni altına gömerim lan. Borcu yok değil mi oğlunuzun? Ne borcu aslında. Ya ne borcu ya? Tamam lütfen bir sakin olun. Hayalim gitti ya. Mehmet Bey, Bediye Hanım elimizden geleni yapacağız ama haklısınız hayatım gitti diyor. Ya oğlum. Hayatım gitti ya. Ah Allah'ım ben ya. Ben 4 aydır 50 sefer yiyorsun 50 sefer diriliyorsun ya. Tamam Mehmet Beyciğim ben... Bir de küçük Mursa telefona konuşuyor ya. Tamam bir sakin ol lütfen. Ben sorular sormaya devam edeceğim. Bu olayı yakından takip ediyoruz. Çünkü şu anda bir otopsi raporu, detaylı bir otopsi raporu bekleniyor sevgili seyirciler İsmail'le ilgili. Ama asıl ilk raporda da boynu kırık değil. Boyunda kesikler yok. Ve o ayakkabı bağcığıyla yani saldırmak istediği kızımızın ayakkabı bağcığını İsmail almayı nasıl becerdi? Soracağız kuşkusuz.